Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için prefabrik bina nasıl yapılır, onun hakkında bir video çekeceğim. Ve bu tarzdan video YouTube'da hiçbir yerde olmadığı için ben bu içeriği sizler için yapacağım. Eğer beğenirsinizse, devamını gelmesini istiyorsunuzsa yorumlarda yazın, fikirlerinizi yazın. Ben de sizin yorumlarınızı ekranda göstereceğim. Örnekleriniz varsa 3D modellerini bize atabilirsiniz. Bizim yani tasarlayamadığımız bir şey yok. Cihazlarla bayağı haşır neşir olduk. Artık bundan sonra biraz işi profesyonelliğe taşımamız lazım. Biraz amatör izleyicilerimizi profesyonelleştirmemiz lazım. Daha nice projelerimiz var. Böyle binalar yapılmasını, böyle binalar hakkında video gelmesini istiyorsunuzsa kanalımıza beğenerek, paylaşarak da destek olabilirsiniz. Bu binanı nasıl yaptık ve nasıl yapılır kademe kademe size anlatacağım. Videoyu da lütfen sarmadan izlemenizi rica ederim. Evet, şimdi videomuza başlayalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir haritamızı oluşturduk. Ve buradan tasarım ayarlarımıza bakalım. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdilik yani alt katı tamirat halinde olan, üst katı ise hazır bir vaziyette olan bir tane apartmanımızı yapacağız. Şuradan sütunlardan seçelim. İki tane kalın kullanacağız. Şöyle bir tanesini koyalım. Hatta buna şöyle inşaat halinde olmuş gibi bir kalıp yapalım. Bu da güzel. Şimdi üzerine de zemin koyalım. Şöyle bir zemin yapalım. Dur bir saniye. Evet. Bunun da rengini değiştirelim. Hata varmış ya. Bu renk sistemlerinde hata varmış. Evet. 2 3 4 5 tanesi bize yeterli olacaktır. Şu kolondan bir tane kopyasını alalım. Şuraya yerleştirelim. Evet, bize şimdi ince kolonlardan lazım. Onun için buradan giriş yapalım. Şu yeterli olur ya, böyle güzel gözüksün diye. Tamam, bu yeterli olur. Buna da bir tane inşaat malzemesi kullanalım. Bu yaptığım işçilik yeni tasarımcı olan arkadaşlarımız için çok güzel olacak. Hem amatörler için de. Yani sıradan kullandığımızda güzel bir şey de çıkarabiliriz. Ama videoyu sona kadar izlemenizi rica ederim. 3 tane olacak şimdi. 3, 4, 5 ve 6 tane buradan yaptık. O kısımlara geleceğiz. Şimdi burayı şuradan da bir 6 tane gidelim. Şöyle devam edelim. Full çevresini yaptık. Bu şekilde 6 tane şöyle geldi. 1, 2, 3, 4, 5 tane de şöyle. Yani 6'nın 5'e yaptık bu kısmımızı. Şimdi bu kolonlardan kullanacağız. Nasıl kullanacağız söyleyeyim sizlere. Bir ikinci aşamadan bir tane şuraya ayarlamamız gerekiyor. Aynen, bir tane buraya yaptık. Şimdi bir tane de şuraya yapalım. 1 ve 2. Aynen bak, istediğimiz gibi de alınmaya başladı. Şimdi buranın duvarını öreceğiz. Bir tane renkli bir şey yapacağız. Şöyle bir tane duvar koyalım buraya. Buradan istediğiniz gibi desen falan verebilirsiniz. Biz biraz renkli bir şey olsun. Böyle farklı gözüksün diyelim. Şöyle yeşilimsi olsun. Böyle. Devam edelim. Şöyle. Burada balkon için yer bırakmamız gerekiyor. Ve şuradan 1 ve 2 yapacağız. Şuradan da 1 ve 2 yapacağız. Bunun çevrelerini kapatalım bu şekilde. Buradan da aynı şekilde bir balkon yapalım. Yani kenardan baktığımızda balkonun ev gibi gözüksün diye şöyle yaptık. Şimdi biz bunu katını çıkacağız.
Şu anda zemin kat mı diyorsunuz? Bazı kişiler bu kata, birinci kata zemin kat diyor. Ben de kat diyorum ya. İkinci kat olsun bura. Bu 3. Şimdi 3'ümüzü yapalım. Bu da 4. Bu da son. 5'imizi yaptık. Şöyle devam edelim. Çok güzel bir şey yapacağım ya. Vallahi 10 numara bir şey olacak. Garantisini net verebilirim sizlere. Yani bu şekilde prefabrikler yaparak yani daha farklı bir şeyler oluşturabilirsiniz. Hazır prefabrikler zaten oyunda her yerde görüyoruz. Gözümüz bayağı alışmış. Ama siz bunları yaparken tam farklı bir şey olacak. Bu seri tutarsa fazla çekeceğimi de söyleyeyim sizlere. Çok güzel yani seri olacak. Yani ben size bu videoda birden fazla infolar vereceğim. Yani göreceksiniz. Sona kadar izleyin. Çok kırpmayacağım videoyu. Olduğu gibi gözüksün diye. Şimdi bu tarafları tam yapacağız. Böyle sıradan gidelim. Şu aşağı kata düştüğünü de alalım. Şuraya koyalım. Devam edelim. Arkadaşlar yani acemiliği bitirmemiz lazım. Yani tek benim için değil bu. Yani yeni başlayan kişiler için diyorum. Ve sizler için haftada bir veya iki tane böyle inşaat videolar yapacağım. Yani nesnelerle binalar nasıl yapılır? Onun hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Önerdiğiniz bir şey varsa linkini atın bizlere. Şu binadan yapabilir misin abi diye. Biz onun videosunu çekeriz. Cihazlarla alakalı bayağı bir video var kanalımızda. Yani fazlasıyla var. Ben baktığımda güzeldir. Ama şu anda şöyle bir şey söyleyeyim size. Nesnelerle alakalı çok az bir videomuz var. Bir süre nesnelerle alakalı, prefabriklerle alakalı videolar çekeceğiz. Bunu da tam yapalım. Böyle videolar yapıp yetiştirmek bayağı bir zor. Ama ki ben de elimden geleni yapıyorum. Şu anda YouTube tarihine bakıyorum. Nesnelerle alakalı video pek çeken yok yani. Neredeyse yok gibi. Çünkü videolarımın aratıldığına baktığımda yani arama sekmelerine bakıyorum. Ne üzerinden arıyorlar. En fazla aranan, yalan söylemeyeyim, UC nasıl yüklenilir? Onun hakkında yazıyorlar. Bir de Gungame'ye fazla yazan var. Çünkü Türkçe çekeni yok. Bilmiyorum yani benim rastıma çıkmadı. Gungame'ye Arapça falan yapanlar var, İngilizce. Pek de bir şey anlaşılmıyor. Neyse bunu böyle yaptık. Şu anlık bizim binamızın tasarımı bu şekilde şimdilik. Buna balkon görünümlerini vermemiz lazım. Şundan bir tane şöyle koyalım. Ve bunun altına şöyle bir şey yapacağız. Tam farklı olsun diye. Vallahi sonucu ben de merak ediyorum. Çok güzel gözükecek. Umarım seversiniz bu videoyu da. Yaptık. Şuradan da iki tane yapalım. Şöyle aşağıdan devam edelim. Bizim videoları rahat bir şekilde evde dinleyebilirsiniz. Çünkü bizim videolarda yani bu kanalda küfür yok. Sakin bir şekilde anlatıyoruz. Yani kimseye hakaret falan yok. Yani aile ortamında dinlenebilecek vaziyette. Çünkü ben de bu videolar çekerken evde çektiğim için aile ortamındayım. Yani hiçbir zaman da saygısızlık olmaz hiçbir zaman izleyicilerime. Şunları şöyle yaptıktan sonra bunları bir beyaz yapalım ya. Şöyle bir beyaz yapalım. Farklılık olsun. Aynı olmasın. Ya full yeşil yapmanın da bir anlamı yok. Evet böyle. Buradan da devam edelim. Vallahi bir şeylere benzetmeye çalışacağız. Ve sonunuzu merak ediyorum. Ne yapmamı istiyorsunuzsa arkadaşlar yorumlarda yazın. Yani ben bakıyorum yani yorumlara. Es geçmeyin. Yani
kendiniz yapamıyorsunuzsa da veya da tasarımcı hesabınız yoksa diğer arkadaşlara yardım etmek amacıyla yapın. Yani fikir özgürlüğü olması gerekiyor yani. Yani benim en çok istediğim şey de o. Evet, şu şekilde yaptık. Buradaki boşluğu da dolduralım. Çünkü burada az önce bir yanlış yapmıştık. Onu da yapalım böyle. Evet, şu anda bu kısmı, binanın karşı kısmı hazır. Şimdi bu binanın alt katını da öyle yapalım. O yaptığımız gibi. Şöyle. Ha, şuradan. Bir tane de şuradan. Bir tane de şuradan. Zaten arka kısmını kapatacağız. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey buraya tuğla görünümü vermek. Şöyle tuğladan yapalım. Şu kısımlardan. Buradan çıkış gibi bir şey koyacağım. Farklı bir şey olsun diye. Şöyle yapalım. Burada sanki market olacak gibi bir hissiyat yapmam gerekiyor. Tamam. Şuradan da böyle. Şu kısmı kapatalım. Buradan binaya giriş olacak gibi bir hissiyat yapmam gerekiyor. Şunu da silelim. Şöyle gidelim. Evet, bu kısım binanın girişi gibi kalacak. Şuradan böyle kapatalım bu kısmı. Buradan da böyle kapatalım. Evet, burası böyle kaldı. Burayı da özgür bir şekilde yapalım ki farklı gözüksün diye. Bunun üstünü de kapatmamız gerekiyor. Böyle. Evet, binaya verdiğimiz his bayağı güzel. Yani ben sevdim. Çok güzel gözüküyor. Böyle bir şekilde. Şimdi buna bir zemin de verelim. Zemin katı da olsun. Burası isteğe bağlı. Zemin katı verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Ama ben bunu zemin katını yapacağım böyle. Topraktan farklı olsun diye. Burası sanki inşaat halinde. Yukarısı bitmiş gibi bir görüntü verdik. Tamam. Buradan da aynı şekilde devam edelim. Binanın bu kısmını kapalı bir şey yapacağız. Buraya bir kapı uyduralım. Şundan uygun bir tane böyle yapalım. Bunu da sıvanmış gibi yapalım ya. Sanki sıvanmış yani halinde böyle. Kötü değil. Şu anda iyi. Bu kısımlara bir tane şundan atalım. Şöyle. Tamam. Böyle yarım gözükmesin diye yapıyorum bunu. Şundan da bir tane şöyle yapalım. Yani bu işi tasarladıkça anlamak oluyor neler olacağını. Şu anlık bu şekilde yaptık. Binanın bu kısımlarını falan filan. Şu arkaya da oda gibi bir şey yapalım. Sanki burada bir giriş çıkış olacak. Şöyle. Bir tane de şundan koyalım. Kapatalım burayı. Böyle. Dur, bunu değil de pardon. Bizim biraz ince bir kapı koymamız lazım. Aynen bunlarla alakalı olsun diye. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde olması güzel. Buralara çerçeve yapacağız. Şuradan tasarım ayarlarını böyle yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim burada serbest takılmamız lazım. Nesne seçelim.
Şuradan bakalım. Çerçeveye uygun. Şunlar mesela olur gibi gözüküyor. Evet, bunlardan kullanacağız. Bunları doğru olduğunu şöyle duvara yaklaşarak anlayabiliriz. Yanlış koymamak istiyorum. Çünkü neden? Eğer bu işi yapıyorsunuzsa, çok güzel çıkmasını istiyorsunuzsa ufak tefek dikkat edeceksiniz. Evet. Şuradan bir yükseklik, kalınlık ayarlayalım. 1.5 iyidir. Şöyle yüksekliğini de ayarlayalım. 1.5 olur gibi. Aynen. Bir saniye. Evet. Şöyle yapalım. Evet, bunu simsiyah yapacağız şimdi. Evet, böyle gördüğünüz gibi renkler falan karışırsa şöyle girmeniz yeterli olacaktır. Ondan sonrası sıkıntı değil. Şöyle devam edelim. Bir tane şuraya koyalım. Bir tane de şuraya. Burada biraz kalın düşmüş. Şunu bir inceltersek. Dur bir saniye. Şöyle yaparsak olacak gibi ama sıkıntı değil. Ona bir çözüm bulacağım şimdi. Merak etmeyin. Evet, bu şekilde oldu mu? Şimdi biz bu kolonu kopyasını alalım. Şöyle çekelim. Yerinde olanı silelim. Çünkü bunlar bunun tam merkezinde olması gerekiyor. Böyle çıkıntılarını istemiyorum. O yüzden de bunları incelteceğiz bu şekilde. Evet, tam oldu. Şunları silelim. Evet. Bu taraftan da gözükmemesine özen yapmamız lazım. Dur, bir tık da inceltelim. Sanki olacak gibi. Y ile inceltelim. Evet. Bakalım. Aynen. İstediğimiz gibi olmuş. Şöyle devam edelim. Çizgiye bakın. Ona göre şey yapın. Burada mesela bazenleri böyle büyük yapmamız gerekecek. İlk önce fiziki yapıyoruz. Sonrasında böyle ufak dokunuşlarla bunları tamlaştırıyoruz bu şekilde. Tamam. Farklı gözükmesin diye. Bu biraz mesela öne çıkmış. Bunu geri alalım. Şöyle. Aynı. Şu öne çıkanları biraz geri alacağız. Şöyle. Tamam. Şu an oldu gibi. Kötü değil. Yani yaptığımız iş bu. Bu çerçevelerden bir tanesi de kopya alalım. Şu tarafları da kullanacağız. Bir tane şöyle koyalım. Bir tanesi de şöyle getirelim. 90 derece yapalım. Bunları ben fiziki olarak yapıyorum ki böyle nasıl diyeyim size, güzel gözüksün. Evet, böyle yaptık. Şimdi şu kısımları da yapacağız onlardan. Boşluk kalırsa hiç dert etmeyin. Bunlar düzenlenen bir şeyler. Yani öyle konulara çok takılmayın. Şimdi bir ayar yapacağız. O düzelecek. Şu kolonu mesela. Şöyle yaparsak. Bir tık daha inceltirsek. Tam istediğimiz gibi olacak. Eskisini de şöyle çıkaralım hayatımızdan. Tamam. Olay bu. Yine şunun kopyasını alalım. Şöyle.
şu kısma getirelim. Bazen arkadaşlar diyor ki çok hızlı yapıyorsun falan filan. Vallahi hızlıysa sesi kısıp böyle yani 0.5'te falan da izlemek oluyor. Öyle yapın, izleyin. Bu kısımları böyle yaptık. Sanki market görünümü verdik. Yani marketin çerçevesi gibi. Şuna bir kapı da uyarlamamız gerekiyor. Şundan bir kopyasını alalım. Şöyle yeterli olacaktır. Şu kısımdan. Evet arkadaşlar, olay bu. Yani istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Şimdi geldik şu kısma. Buraya bir tane hurda bir kapı yapmamız gerekiyor. Bunun için bizim buradan bir tane hurda tahta bulmamız gerekiyor. Evet, kalas. Böyle bir kalas bulduk. Şunun derecesini falan ayarlamamız gerekiyor. Bu biraz farklı olduğu için bunun yönü yok. Örneğin mesela burada tamir gidiyor. Burayı kapatmışlar görünümü. Şuradan şöyle kalınlık da verelim. Tamam. Olay bu. Burayı kapattık gibi gözüktürmek. Şimdi bizim burada geri kalan işlerimiz, şunu düzeltelim hemen. Evet. Böyle yaptığımız düzeliyor. Buraya bir böyle led ışıklar falan filan yapmamız lazım. Tabii ki elektriğini vermeyeceğiz de böyle gözüksün diye. Hani tavan lambası şöyle getirelim. Biraz küçük yapalım. 8'in 8'e yapalım. 8'e yapalım. Bakalım iyi. Kötü değil. Şu gördüğünüz hat gibi bir şey var ya, işte onu tam merkeze getirirseniz ise merkez elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bu dışarıdan baktığımızda öyle güzel gözüksün diye yapıyoruz. Bir farklılık olsun diye. Şimdi bunun kopyasını alalım. Diğer tarafa da aynı işlemi yapalım. Bitti. Olayımız bitti. Vallahi aşama aşama, kademe kademe yaptık bu işi. Ben de sevdim. Şimdi buraya bizim pencereler oluşturmamız gerekiyor. Evet, şuradan pencere bulalım. Şu pencerelerden mi kullansak, yok diğerlerinden kullanacağım. Buralardaydı onlar. Aynen şu. Şunu kullanacağım. Şimdi size bu işi nasıl güzel olacağını göstereceğim sizlere. Standart çıksın diye diyorum. Böyle fark olmasın arasında. Köşeden bakalım. Aynen dışarıda değil. Şundan da şöyle bir tane yanına koyalım. Bu ölçü işi için yapıyorum bunu. Böyle. Şunu da kaldıralım. Şimdi şunları arkadaşlar şu şekil yaptık. Oluşturdu dedik. Şimdi grup nesne halinde katları çıkacağız. Bunları yaptıktan sonra geri kalanını nasıl yapacağız onu da göstereyim sizlere. Tekraren bu grup nesneleri bu şekilde alırsak
Yaklaşık bir 10-15 dakikalık uğraşımızın karşılığını alacağız. Şöyle çekelim. Yani orada tek tek uğraşana kadar şunu yapmamız birkaç saniyemizi alır. Tamam, bitti. Şundan da bir kopya çıkartalım. Şöyle yapalım. Bu da bizim apartman camlarımız oldu. Bunun kopyasını alalım. Şöyle döndürelim. 90 derece yapalım. Şu kısmı da getirelim. Olduğu gibi yapmaya çalışıyorum şu anda. Şu aşağıya bakın arkadaşlar, ona göre bak, buranı görüyor musunuz? Burayı merkez yapın. Köşelerden de bakın camların oluşumuna. Evet. Olay bu. Aynısını da yine yapıyoruz böyle. Şu köşeden bakın. Yani duvardan aralıysa biraz geriye çekin ihtiyaç kalırsa. Olayımız bu. Ben mesela ihtiyaç olduğunu zannediyorum. O yüzden çektim. Bu kısma da cam yapabilirsiniz. İsterseniz kör de bırakabilirsiniz. Ben yapacağım. Şimdi bunun için biraz bunu şöyle yapalım. Yaklaşalım. Şöyle bunu getirelim. Zaten merkezi anlamak o kadar da zor değil. İşin biraz gerçekçilik kılınmasına dair böyle yapayım. Orayı da boş bırakayım. Bu kısımda kör taraf kalsın. Çünkü mantık olarak güneş almayan tarafa cam yapılması doğru değil. Yapmayın gerçek hayatta da bunu. Şu anda bir müteahhit gibi konuştum. Şu anda buradaki kısmı isterseniz böyle kalasa da kalabilir. Ama biz buraya yedek bir kapı koyacağız. Çünkü eğer binayı yapıyorsunuzsa onun kendi kapısında da olması gerekiyor. Buraya bir tane kapı bulmamız gerekiyor. Biz buraya kapını kendimiz uyarlayacağız. Şimdi göstereceğim sizlere. Kopyasını alalım. Bunu böyle yapalım. Bunun rengini değiştirelim. Mesela beyaz koyalım. Şöyle. Biraz bunu kırpalım. Olay şu. Şunu yapmamız yeterli olacaktır. Biraz da kapı görünümü verelim. Şöyle camı falan olsun diye. Yok, bunları böyle kalsın. Aynen. Evet, şuradan burayı da böyle bir siyah yapalım. Kapı kolu falan yapmamız gerekiyor. Kapı kolunu biraz farklı bir şey yapalım. Güzel gözüksün diye. Şuradan gelelim. Bu içeride olacağı için bunu, yani bizim için bir sorun olmayacak. Şöyle bundan bulursak bunu şöyle %90'a getirelim. Aynen. Olay bu. Şöyle yaklaşalım. Biraz ufaltacağız. Şöyle. Üstten de hafif küçültelim. Aynen. Bu nasıl? Görüyor musunuz? Böyle kapı kolu gibi. Yani bu böyle. Kapımız hazır. Binanın birkaç kısımları falan filan hazır. Kötü değil. Elimizden geldiği kadarını yaptık. Bence de fena değil.
bir şeyler yapmak olur. Mesela şu kısma bir şeyler tasarlayalım. Örneğin buraya böyle kapanır gibi bir şeyler yapalım. Kepenk. Aynen, kepenk koyalım. Şunlar da galiba kepenkler. Bunların ismi kapı olarak yazmıştı ama aslında bu kepenk olarak geçmesi gerekiyor. Bir tık böyle şundan yapalım. Aynen. Bir tane şöyle yapalım. Bir tane şöyle yapalım. Şu kolondan bir tanesini şu ortaya ayarlayalım. Kalınlaştırıp. Bazen düzenleme gerekiyor yani bu işleri yaparken. Görüyor musunuz? Bak, olay bu. Güzel gözüksün diye yaptım. Bu da bir farklılık. Elinizden gelen bu. Evet arkadaşlar, bugün bir inşaat binasını yaptık. Alt katı dükkanını, üst katta çalışır vaziyette. Şöyle uzaktan da görüntüsü vallahi 10 numara. Vallahi gidip şuradaki prefabriklere almaktansa kendi prefabrikinizi oluşturmanız güzel olacaktır. Bunu istediğiniz yere kopyalayıp taşıyabilirsiniz. Olayımız bu şekilde. Beğendinizse bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet kardeşlerim.